O zaman dipten yap, meyve yapmaya başlıyor. Berbat olunca alıyorsun saksı da bozuluyor. Bozulunca da satamıyorsun. Bir sürü masraf. Üretimi de biz. Ya. Bunlar gece olmuyor. Ya burada plan çekiyoruz. Bir de dişi var bunun. Yani eskiden vardı o küçük yerler hep satıldı abla be. Bu işe ben baba mesleği benim bu. Yani babamlar yapıyor. Sarıyer, Beşiktaş, Fatih Pazarlığı'na, Beykoz, Paşabahçe Pazarlığı'na gidiyordular. Tabii zamanında onlar atla Paşabahçe'ye falan gidiyordular. Buradan araba tutuyorduk, Beykoz'a gidiyorduk. Beykoz'dan da motor kiralayıp Sarıyer'e getiriyorduk. Beton iskele vardı. Orada Sarıyer Pazarı'na gidiyorduk salı günleri. Perşembe günleri Paşabahçe'ye gidiyorduk. Cumartesi Beşiktaş, Beykoz pazarlarına gidiyorduk. Sonra ben tabii Sümerbank'a girdim. Deri Kundura'ya. Kundura'da usta olduk işte. Bahçeye geçtik. Bahçeye bakımına bakıyorduk. Seramız da vardı. Oradan beni yolladılar. Beykoz Fidanlığı'na yolladı. Özel idarede kurs gördüm bir ay. Sonra Yalova araştırmaya gittim. Orada kurs gördük. Yetiştirmede gördük. Yalova araştırma. Oradan belgelerim var. Ustalık belgelerim var. İç mekan olarak ama dış mekan değil. Sonra orada arkadaşlarla tanışınca o zaman 20 sene önce şeydi yani bu fidan işi pek buralarda yoktu yani 20-25 sene önce. Bana ille dediler biz İstanbul'a fidan satıyoruz. Senin yerin varsa bu işe başla biz de sana yardımcı olalım. Teşvik ettiler beni. Leylandi, Sedir, Ladin, Altuni Selvi, Mazı, işte Oya ağacı. Yani bir de çalı türlerinden yetiştirmeye başladık. Şimdi burada neler yetiştiriyorum? Mısır yetiştiriyorum, balkabağ yetiştiriyorum, fasulye yetiştiriyorum, biber yetiştiriyorum, salata yetiştiriyorum. Patlıcan var, fasulye. Yani bunları yetiştiriyoruz yani. Yani boş durmaktansa kendimize yani bir arşık çıksın diye yani çok iyi olur. Bazı çok verimli olur. Bir hava vurur hepsi kurur. Yani geçen sene mesela ben fasulye ektim buraya. Bir sefer topladım. Bir hava geldi. Hiçbir şey toplayamadık. Çalı fasulyesinden şeker, barbunya vardı. Şeker vardı. Bu sene de onu ekmedim. Çünkü neden? Bir zarar edilen bir şeyi niye ekeceksin? Bu daha verimli diye bundan ektik. Bu da şimdi daha yeni bu sene. Bakalım.